Onu da izlemek isterseniz. Lan! Come on. Saldı be. Kusura bak. Oo, ölümsüz! Woo! You're on me now. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar, ben Alperen Gençler. Bugün sizlerle Minecraft'ta Survival Games oynuyoruz. Badlands Avengers ve Survival Games 4 adlı haritadayız gençler. Umarım da güzel ve eğlenceli bir oyun olur diyorum. Hemen şu ortaya koşalım isterseniz. Bu arada ben ortaya koşarken gençler sizlere lütfen video like atmayı unutmayın. Sen gittin abicim, görüşürüz. Hop. Küçük Kray, küçük Kray, görüşürüz. Abi adamda kılıç varmış. Sen de öldün. Küçük Kray, görüşürüz. Abi başka gelen yoksa ben rampage'imi attım ve gitmek istiyorum buradan. Hadi görüşürüz beyler, Allah'a emanet olun. Kaç abi şuradan hızlı bir şekilde. Güzel, rampage'imizi attık bu arada. Salam arkadaşlar da buradan çok çok selam var. Salınmanıza hiç gerek yoktu aslında ama eyvallah, yani sağ olun. Video olduğunu büyük bir ihtimal biliyorsunuz. Yardım etmek amacıyla saldınız. Çok çok teşekkür ediyorum hepinize ayrıyetten. Neyse, biz bugün konumuza başlayalım gençler isterseniz. Bugün başlıklarında gördüğünüz gibi Badline kapanıyor mu? Evet, bugün bu konu hakkında konuşacağız gençler. Yalnız oyunun sesleri bayağı bir açık geldi bana ya. Sesler, hava durumu. Tamam, 4 iyi abi. Hava durumunu 4'e aldım. Çok da ses çıkmasına açıkçası gerek yok diye düşünüyorum. Arkadan arkadaş abi al diyor. Ancak şu an alamam kardeşim, çünkü bugün bir konu anlatacağım. Yani aslında PvP biraz önemsiz kalacak bu konu hakkında, haberiniz olsun. Şimdi Badline kapanıyor mu kanıtlarıyla? Videonun başlığına bunu koydum. Evet biliyorum gençler ve bu chest'i almam lazım adam gelmeden önce. Okey, tamamdır. Kapatamazsın burayı. Gapple atıyor, çok teşekkür ederim. Critic punch, eyvallah. Sana o zaman kritikle vurayım. Hakkını verelim sen de, adamı löpçüsün. Kendi silahınla vurdum seni ama kusura bakma kardeşim. Adamı löpçüsün videoyu izliyorsan. Sana da buradan çok çok selam var. Ortalık biraz rahatlasın da konuya girelim ya. Şöyle de kapatayım bu itemları da, kimse almasın abicim. Okey, let's go. Geçen Badline bir açıklama yaptı. 10 Haziran'da tam yanlış hatırlamıyorsam eğer Badline kapanıyor diye. Öncelikle şundan bahsedeceğim. Badline niye kapanıyor? Ki ben daha önce de Badline'ın kapanacağını söylemiştim sizlere. Gençler şöyle bir şey düşünün. Bir server'ı ayakta tutmak için oyuncuya ihtiyacınız vardır. Oyuncuyu da ayakta tutmak için server'a ihtiyacınız vardır. Yani server ne kadar güzelse oyuncu o kadar server'da kalır. Ama bu kurduğunuz server'da ayakta tutmak için gençler oyuncu harici bir de paraya ihtiyacınız var. Yani para olmazsa, şu chest'i bir açabileyim, tamam. Para olmazsa yani gençler bir server'ı ayakta tutamazsınız. Ne oldu? Badline sürekli kendini tekrarladı. Elinden geldiği kadar yenilikler getirmeye çalıştı. Hatta bayağı da bir getirdi yani. Ancak hepimizin korktuğu şey başımıza geldi gençler. Sıkılma konusu. Abi bu arkadaş salıyor. Mutsuz kazanır. Hop, sakin ol Mutsuz. Abi niye vurup bir daha salıyorsun oyunu? Neyse, sana da buradan çok çok selamlar kardeşim. Adamsın her videoyu izliyorsan. Yedek oltamız kalsın, şöyle şunları şöyle yapalım. Okey, let's go. Gençler, sıkılma konusu, evet. Biz hepimiz bundan çok korkuyorduk ki ben sıkıldım. Gerek diğer PvP'ler olsun, Huawei olsun. Huawei ne lan, telefon markası gibi. Huawei olsun, diğer PvP'ler olsun, yani Türk yabancı fark etmez. Birçoğumuz artık sizler de bizle beraber sıkıldınız. Ve maalesef oyunun kitlesi yavaş yavaş düşmeye başladı ki bu zamanında da olmuştu. Sonra tekrar canlanmıştı, ancak bu sefer işte öyle bir ışık görünmüyor gibi. O yüzden bir don fazla oynayan kalmadığı için yavaş yavaş oyuncular düştü. Oyuncular düştüğü için server kendini yenileyemedi. Atıyorum RAM'lerini azalttı. Server'da birkaç sıkıntılar çıktı. Böyle böyle insanlar bırakmaya teşvik edildi. Daha doğrusu teşvik edilmedi yani. Server kendi istemeden insanları bırakmaya teşvik etti diyebiliriz aslında. Ve Badline'da yani her server'ın başına geldiği gibi bir gün kapanacağını hepimiz biliyorduk zaten. Galiba Badline'da bunun sonuna geldi. Ama bu demek değildir ki PvP bitti. PvP sadece Badline değildir. Eyvallah kardeşim. Aa, biri daha var. Biri daha var. Al yırdırım. Neyse ben buradan çıkayım. Adamı düşürdüğümüz tuzağa bize düşmeyelim abi. Ben buradan bir çıkayım şöyle. Arkamdan gelecek büyük bir ihtimal. Okey, gelmedi. Teşekkürler. Çubuğum olsa bir Iron Sword craftlayabilirdim ancak maalesef craftlayamıyorum çünkü çubuğum yok. Lanet olsun adamım. Lanet olsun. Geliyor musun sen? Gelmiyorsun peki. Ama senin chest plate'in çok tatlı ya. Ali chest plate'ini bana ver lütfen. Neyse. Yani bu şekilde gençler, her server'ın başına gelmesi gerektiği gibi ki MCS'in de başına geldi bu. Badline'ın da başına geliyor. Ben derim ki fazla üzülmeyin çünkü biri kapanır biri açılır gençler. Bu olay böyledir, devran döner yani.
Bir nevi aslında bunu devir daim olarak düşünebilirsiniz yani. Biri kapanır, biri açılır. Biri kapanır, biri açılır. Biri kapanır, tekrar açılır. Yani aynı server tekrar açılır. Bu böyle devam eder. Bu tamamıyla oyuncuyla ve server'ın kazandığı miktarla alakalı bir şeydir. Yani server kazanmıyorsa gençler, server boş yere, yani durduk yere açık bırakmaz kendini. Çünkü durduk yere makineye para ödemeyi hangi salak ister? Hiç kimse istemez yani. Badline'da bir sürü anımız geçti. Ben gerek Badline olsun, gerek MCS'ci olsun birçok videom da var. Ama Badline sanırsam bu video sayımın neredeyse %70'ini falan kaplıyor diyebiliriz yani. O yüzden Badline'ın bayağı bir kanalda da emeği var yani. Badline'a da buradan tekrardan teşekkürler. Ki bu video da prim amaçlı çekilmemiştir, haberiniz olsun. Yani herkes çekiyor, ben de bir çekeyim yani. Sonuçta Badline kapanıyor artık. 10 Haziran'dan sonra Badline'da video gelmeyecek gibi duruyor. Ama şöyle de bir teorim var benim. Bazı serverlar kendi ismini öne çıkarmak için bazen yalan söyleyebilir. Yani belki de Badline bunu kurgulamıştır. Yani Badline 10 Haziran'da kapanacağı için 10 Haziran'da Badline'da bir yoğunluk olacak ki eminim bundan. Ki bizler de gireceğiz hani, bakacağız kapandı mı kapanmadı diye. Belki Badline 10 Haziran'da tamamıyla bir comeback atabilir. Yani çok farklı şeylerle karşımıza çıkabilir. Tabi bu çok düşük bir ihtimal. Ancak ben yine de hiç kimseye güvenmemeyi tercih ediyorum ki Badline'a da aynı şekilde. O yüzden belki bize bir sürpriz yapabilir Badline. Yapmama olasılığı daha yüksek, ancak en ufak da bir olasılığı ben görüyorum açıkçası bu olayda. Çünkü server'ın patlaması gerekti yani, patlamadı. Belki de bu şekilde patlatmayı düşünüyorlar. Hiç belli olmaz. Kimileri diyor işte yok ultra açılacak tekrardan falan filan, ki ultra'yı da bilenler çok az kişidir yani. Ben daha önce yayınlarımı falan ultra'da yapmıştım. Birkaç tane de ultra'da videom var hatta combo ile ilgili. Onu da izlemek isterseniz. Lan! Come on. Saldı be. Kusura bak. Oo, ölümsüz! Woo! Oğlum kaç tane ok vurdum. Şey yaptım, ölmedi, ölümsüz çıktı eleman. Neyse, arkadaşlar buradan çok çok selam var. Kimmiş abi? Iron Tail Pikachu. Pikachu. Pikachu'ya da buradan selam var. Yani benim düşüncelerim bu şekilde. Dediğim gibi Badline sürpriz yapabilir. Her şeye hazırlıklı olun beyler. Benden bu arada bilgi falan sızdırılmadı, yanlış anlamayın yani. Badline bana bilgi falan vermedi. Benim bunlar düşüncelerim sadece. Haberiniz olsun yani. Dediğim gibi Badline bize bir sürpriz de yapabilir. O yüzden her şeyi kendinizi hazır tutun. Okey. Bengisu PvP almış, Ali Yıldırım ve Demet X PvP almış, ki ben fight atmayı şu an düşünmüyorum. Çünkü en azından Badline'da çekeceğimiz son videolardan biri olduğu için en azından kazanalım abi bu oyunu. Mantıklı oynayalım. Oo. Bengisu var burada. Oklayayım biraz ben Bengisu'yu, canlı yiyeyim. Şöyle bir. Hadi. Hadi be. Gördüğünüz gibi yani artık herkes oklardan nasıl kaçacağını da biliyor abi. Şu Bengisu'yu bir keselim, daha konuşacağım yani arena PvP'de birkaç şey. Bengisu salıyor. Kusura bakma, ben Bengisu bir kıza vuramam ama yani oyun gereği yapmak zorundaydım. Güzel, full arena set olduk. Fotoğraf istiyor Ali Yıldırım, gel çekelim kardeşim. Yani dediğim gibi gençler, bir sürprize karşılaşabilirsiniz veya çok üzülebilirsiniz. Ama ben üzülmenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü biri kapanır, biri açılır. Bu böyledir ve bu devam edecek. O yüzden yeni açılacak şey hakkında fikir üretebilirsiniz. Yani illaki bir PvP server'ı bulacağız. Emin olun ki bulacağız. Ama eskisi kadar PvP oynanır mı, oynanmaz mı bilmiyorum. Ali Yıldırım'a da buradan çok çok selam var, eğer videoyu izliyorsa. Ali de ölüyor. Kusura bakma Ali ya. Full okla daldım ama. En azından son oyunumuzu kazanalım yani. Değil mi? Good fight. Bu şekilde yani gençler. Bu arada saçlarımı kestirdim. Biraz değişik duruyor olabilir. Çünkü hiç önem vermedim yani. Keşke bir fön çekseydim. Ancak konu biraz taze olduğu için. Daha doğrusu bu Badline'ın kapanma konusu yeni olduğu için. Hızlı bir şekilde videoyu çekip en azından sizleri de bilgilendirmek istedim. Yani dediğim gibi Badline'da bizim çok zamanımız geçti. Badline hem bizden prim yaptı, biz de Badline'dan yaptık geri geldiğinde, haberiniz olsun. Yani şöyle bir şey söyleyeyim, bazıları bu videoyu illaki prim diyecektir ki prim gibi de durabilir, haklısınız.
Ama yani Badline'da bir nevi aslında YouTuber'ların sayesinde ayaktaydı. Ki sizin sayenizde ayaktaydı. Sizin sayenizde nasıl oluyor? Bizim sayemizde oluyor. Yani belki de birçoğunuz Badline'ı bile bilmiyordunuz. Daha önceleri, bakın çok önceden bahsediyorum. Hani belki bizim sayemizde öğrendiniz. Belki bilmiyorum yani, anladınız siz benim demek istediğimi. Ama dediğim gibi tekrardan söylüyorum. Belki bir sürpriz yapabilir Badline. Yani ben her teoriye olasılık veriyorum şu anda. Ki olasılık da var yani. Güzel bir serverdi yani Badline. Böyle kabaca tabir edecek olursak, yani genel olarak tabir edecek olursak, tabii ayrıntıya girmiyorum, ayrıntıya girecek olsak, oho Badline'a var ya, ne geçiririm şu an. Yani o şekilde haberiniz olsun, yani bir sürprizle karşılaşabilirsiniz ama bu sürprizin olasılığı çok düşük tabii ki, bunu asla unutmayın gençler. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Kullandığım texture pack'in de linkini açıklama kısmına koyuyorum. Merak etmeyin, Badline kapandı diye PvP bitmiyor ki, PvP zaten bitecek bir şey değil. İlla ki bir yerle ayakta durmaya devam edecek. Bunun patlamaları olacak, bunun düşüşleri olacak ki şu an düşüşlerdeyiz. Birçoğunuz da bildiğiniz üzere. Ama videolar asla sona ermeyecek yani. Videolar her zaman devam edecek gençler. Badline olmaz, Spine PvP olur ki Spine de kapandı ki birçoğunuzun bundan da haberi yoktur. Onlar da parasızlıktan kapandı. Hypixel olur, başka bir addon server buluruz. Belki Türklerden birileri artık olaya el atar da böyle maddi durumu iyi olan bizler için bir server açar. Bu arada bir tane premium server var, oradan bahsetmiyorum çünkü PvP 1.7'de oynarım, 1.8'de PvP oynanmaz. Haberiniz olsun. Neyse, umarım video beğenmişsinizdir gençler. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın gençler. 100.000 abone olmamıza son 13.000 abone kaldı. İnşallah oluruz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve bye bye. Yürüyorlar karanlık dar sokaklarda, işlenen tüm suçlar üstüne kalacak. Adaleti sağlar. Yasa dışı yollar, he. Tarafını seç, el verdi gençlere, kafanıza sıkacak.